Merhaba arkadaşlar, ben Enes Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kelime kartları üzerine video çekeceğiz. Görmüş olduğunuz çeşit çeşit kelime kartlarımız var. İngilizce'de kelime nasıl öğrenebilirim? İngilizce'de kelimeleri nasıl ezberleyebilirim? Sorularına bu videoda cevap bulacaksınız. Bu videomuz kelime kartları üzerine olacak. Bir video daha olacak sizinle beraber. Daha sonra paylaşacağım. O da kelime defteri üzerine. Burada görmüş olduğunuz üzere pek çok kart var. Şimdi benim daha önce yazmış ve kullanmış olduğum kartlar burada mevcut. Bu kartları bu videoda işleyeceğiz. Ama önce size teşvik olması açısından kendimin hazırladığı, bu zamana kadar öğrenmek için ilk İngilizceye başladığım zamanlarda kullandığım kelime kartlarını bu şekilde bir kutuya koydum. Ve bu kutuda kaç kelime kartı var? Şimdi videoda hızlıca sayacağım. Siz de hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. O halde hemen kelime kartlarımızı sayalım. Evet kıymetli dostlar. Şimdi kartlarımız burada mevcut. Çeşit çeşit farklı boylarda kartlarımız mevcut. Burada büyük notlar içinde özel kartlar mevcut. Şimdi kartları hızlıca saydım. Tabi belli bir yerden sonra artık saymayı bıraktım. Yani size de teşvik olması açısından görün. Yani bir insan işte ne kadar kart yazabilir? Hani kart yazmayla mı uğraşacağım, sürekli bunlarla mı uğraşacağım şeklinde düşünebilirsiniz. Ancak bu iş sevgi işi, bu iş gerçekten özen verme işi. Siz bir işe özen veriyorsanız o işte başarılı olursunuz. Eğer bir işi seviyorsanız onda da başarılı olursunuz. Özen verdiğiniz zaman daha düzenli olursunuz. Düzenli olduğunuz zaman da dönüp baktığınızda geriye yönelik o zaman istediğinizi hemen bulabilirsiniz. Evet kıymetli dostlar, şimdi kartlarımızı tanıtmaya başlayalım. Şimdi şu şekilde kartlar yapabilirsiniz. Burada bir zincir yardımıyla bağlayabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu kartların bir özelliği var. Bu kart ve şurada bulunan özel kartlar var. Bunları en son söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, kartlarınızın boyutları size kalmış. Üzerinde bir adet kelime yazacak genişlikte bulunan kartlar olabilir. Mesela örnek veriyorum, şu ölçüyle şu ölçü birbirinden farklı. Önce kartları tanıtacağım, sonra kartları nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Mesela bu iki kart birbirinden farklı. Evet. Şimdi kartın bir yüzüne, değil mi? Başka bir şey yazacağız. İngilizcesini yazacağız. Bir yüzüne Türkçesini yazacağız. Burada da başka tür kartlarımız var. Buna genelde tensleri, önemli bağlaçları, yazabileceğiniz kelime kartları da bunlar. Derslerde aldığınız notları da bu kartlara yazabilirsiniz. Arkalı önlü olacak şekilde bu kartları da kullanabilirsiniz. Mesela buraya ne yazmışım? If'in tiplerini yazmışız değil mi? Type 1. Bunu yazmışız. Bu arkası var. Bakın burada ne yazıyor? Cümle tamamlama çözümü. Burada da sorular yazabiliriz. Mesela cümle soruları nasıl çözülür? Cümle tamamlama nasıl çözülür? Yine buraya kelime şeklinde yazmışım. Bu tamamen size ait. Bakın burada sorular var ve cevapları var. Burada da IELTS sınavına hazırlanırken büyük ihtimal kendimi tanıtacağım kısımlarda kullanmışım. Bu şekilde de kartları yazabilirsiniz. Bunlar daha büyük kartlar. Evet, burada birden fazla sorular var. Başka dersler için de aynı şekilde kullanmışım, sadece İngilizce değil. Bakın burada cümle olarak öğrendiğim ifadeler var. Kırmızı olan soru, mavi olan onun cevabı. Bu şekilde sınavlara çalışabilirsiniz. Şimdi gelelim normal bizim kullanacağımız küçük kartlara. Bu küçük kartları kullanacağız arkadaşlar. Bakıyoruz bu küçük kartlarda ne var? Director diyor. Çeviriyoruz arkasına. Yönetmen, direktör, müdür, yönetici. En az 4 kelime yazmamız gerekiyor. 4 kelime yazacağız. Bir sonrakine bakalım. Finding ne demek? Bulgu, keşif, buluş,
sonuç bulma. Niye? Gerund olmuş değil mi? Artık ing takısıyla isim olmuş artık cümledeki yerine göre. Söyleyeceğiz. Dört kelime bakıyoruz. Hafıza, bellek, anı, zihin. Ne manaya geliyor? Memory. Dört tane yazıyoruz. Hayal, hayal gücü, tasavvur, hayal etme. Imagination. Bu şekilde yazıyoruz. Evet. Yaklaşık şurada kaç kelime var? 50 kelime var diyelim. 50'şer 50'şer veya 30'ar 30'ar bu şekilde öbek öbek yanımızda taşıyabiliriz. Daha sonra bu kartları nasıl kullanacağız? Şimdi ona bakalım. İngilizce kırmızı olarak yazılıyor. İngilizce kısmı kırmızı. Türkçe kısmı mavi. Siyah tercih etmeyin. Mavi daha iyi. Bunlar da zaten kanıtlanmış renkler, dikkat çekici renkler, mavi ve kırmızı. Ezberlenmesi kolay renklerde. Şu şekilde boş dil kartları bulabilirsiniz. Bu kartlarda bu kart neredeyse 10 yıllık diyebilirim. Evet. O zaman 2 liraymış. Şimdi bunu 2 liraya bulma imkanınız yok. Belki 20 lira. Belki daha da fazla olmuştur. Bu kartta şu kartın daha büyük boyutu. Bu kart onun daha küçüğü. Bu da daha büyük. Yani 1, 2, 3, 4 çeşit kart var. İhtiyaca göre kullanabileceğiniz kartlar burada mevcut kıymetli arkadaşlar. Tabii ki bu kartları biz nasıl dolduracağız? Bu kitaplarla dolduracağız arkadaşlar. Bu kitapları açtığımızda bunları çekiliş için geçen sene sizler için almıştım. Mortuary 2'yi çekilişte verdik. Ancak bunlar kaldı. Read Redwork 2, Read Redwork 1 ve Mortuary 1 kitabı şu an elimizde mevcut. İleride bir daha çekiliş olursa bu kitapları hediye olarak gönderebilirim. Çekiliş videosu da kanalımızda mevcut. Geçen sene Mortuary 2 çekilişte çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi burada biz metnimizi açıyoruz. Metnimizi açtık. Örneğin 7. Metne bakalım. Bu metinde mesela Kate bakıyoruz. My name is dedi. Name kelimesini bilmiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Üstüne yazıyoruz. Devam ediyoruz. Geldik. My kelimesini bilmiyoruz. Üstüne yazıyoruz. Çalışırken. Üstüne yazdıktan sonra bu metni tamamen kelimeleri şu üst kısma, yanlara çıkarıyoruz. En az iki manayı deftere çıkarıyoruz veya bir mana, yakın manasını kitabın üzerine çıkarıyoruz. Daha sonra kitabın üzerine çıkardıktan sonra video izliyoruz. Bu metni kanalımızda bulabilirsiniz. Videoyu benimle beraber izledikten sonra yeni öğrendiğiniz kelimeleri de üzerine işaretliyorsunuz. Daha sonra bütün bu kelimeleri ne yapıyorsunuz? Bu metni bir kenara koyup teker teker kelimeleri arkalı önlü şeklinde yazıyorsunuz. Bunu yanınızda taşıyorsunuz. Şimdi öğrenme yöntemine geldik. Yanınıza aldıktan sonra elinize şu şekilde aldıktan sonra town diyorsunuz. Manasına bakmıyorsunuz. Ne demek? Şehir, kasaba, değil mi? Kent, ilçe. Manasını bilirseniz cebinize atıyorsunuz. Ama başka karta çevirdiniz. Spoon ne demek? Kaşık. Ama manasını hatırlayamadınız. O zaman alta koyuyorsunuz. Sonra sıradaki kelimeyi çekiyorsunuz. Meeting, buluşma, meeting yapma, değil mi? Veya karşılama, meet, karşılama anlamı da var. Çeviriyorsunuz. Buluşma, meeting, toplantı, karşılama. Karşılama derken bir insanı sokaktan karşılama anlamında değil. Ne anlamında karşılama? Mesela bu bütçe giderleri karşılama anlamında. Bilirseniz sağ cebe koyuyorsunuz. Bilmiyorsanız altına koyuyorsunuz. Bu şekilde gün içinde çeviriyorsunuz. Bildiğiniz kelimeleri tekrar ne yapmıyorsunuz? Çalışmıyorsunuz. Bildiğiniz kelimeleri ayrı bir kelime grubu yapıp kenara ayırıyorsunuz. Ve onlara 2 gün sonra tekrar dönüyorsunuz. Ve hafta sonu pazar günü tekrar dönüyorsunuz. Bu şekilde kelimeleri otobüste, evde, işe giderken, yolda, okula giderken ne yapabilirsiniz?
bu kartlara çalışabilirsiniz kıymetli dostlar. Peki ben bu kelimeleri nereden bulacağım? Birinciyi söyledim. Metninde kendiniz çıkaracaksınız. Hocam hazır kelimeler satılıyor. Şu şekilde karşısında da Türkçesi yazılı. Ben onlardan alıp ezberlesem olur mu? Ezber kuvvetiniz, görsel hafızanız, kelime kelime, moda mod çok iyiyse, bir gördüğünüzü hemen ezberliyorsanız, unutmuyorsanız hemen alın ve ezberleyin. Hatta açın sözlük ezberleyin. Ama ben bunu ne yapmıyorum? Tavsiye etmiyorum. Yani sözlük ezberlemek veya doğrudan kelime ezberlemek doğru değil. Ne yapacaksınız? Metni açacaksınız. Metnin içinde geçen orange, değil mi? Portakal. Gerekirse daha zor bir yöntem, cümlenin tamamını ezberleyin. Bu portakal kelimesi cümlede nasıl geçiyordu? Onu da bilmiş olursunuz. O zor bir yöntem. Onu kelime defterinde bahsedeceğim. Şimdi önemli olan şey emek. Emek olmazsa ne olmaz kıymetli arkadaşlar? Zahmet olmadan rahmet olmaz. Bakalım şöyle. Şu kutuya bir bakın. Bakın burada bir sürü ne var? Kelime var değil mi? Bir sürü kelime. Bunların hepsi emek. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Önce kendiniz yazacaksınız. Yani hazır başkalarının yazmış olduğu kelimeleri ben alayım ezberleyeyim derseniz bu iş olmaz arkadaşlar. Bu kelimeleri nasıl yazabilirsiniz? 1. Metinde kendiniz çevirerek. 2. Kanalımızda bulunan 1500 akademik kelime veya 1000 akademik kelime videosunda bu basit giriş başlangıç düzeyde ve akademik videosunda da ise akademik düzeyde kullanılan kelimeleri bulabilirsiniz. Oradan bilmediklerinizi çıkarabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kartlara. Bu kartların önemli olduğunu söylemiştim. Fark ettiyseniz şu şekilde burada özel bir kabın içerisinde kartlar var. Bu kartlar da benim eşimin kartları. Onun İngilizce öğrenirken kullanmış olduğu kelime kartları. Bu renkli olanlar ve bu bezin içindekiler onun kelime kartları. Zaten onun yazısı daha güzel. Bu şekilde kullanmış. Daha yeni büyük kutu şeklinde gösterdiğim kelime kartları da benim kelime kartlarımdı. Tabii bende fazla estetik yok. Ancak benim kelime kartlarım daha çok. Bu şekilde kendisi uğraşmış. Ama gayet hoş duruyor. İnsanın öğrenmesi geliyor. Bu şekilde kartlar alabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Kıymetli dostlar, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, katıla özel içerikleri için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.